çalışma planlamalarından önce aslında ben birazcık verimli ders çalışma nasıl olmalı bunlardan bahsetmek istiyorum. Hem verdiğim seminerlerde hem de seanslarımda yanlış olan bir algıyla karşılaşıyorum aslında. Bu da şu, öğrenciler verimli ders çalışmayı çok çalışmak olarak algılayabiliyorlar. Bir öğrenci 5 saat çalışabilirken diğer öğrenci 3 saat çalışabilir. Önemli olan burada verimli çalışmak demek çok çalışmak demek değildir aslında. Zamanın niceliğine değil niteliğine odaklanmamız gerekiyor. Ne kadar süre değil, o süre belirlediğimiz süre zarfını ne kadar çalışabildiğimiz burada çok çok önemli. İkinci olarak düzenli bir odada, düzenli bir masada çalışabilmemiz gerekiyor. Bazen yatakta çalışmayı tercih edebiliyor öğrenciler ama yatak bizim genellikle bir konfor alanımız olduğu için öğrencilere mutlaka düzenli bir masada ve düzenli bir odada çalışmalarını öneriyoruz. Seanslar halinde planlayarak çalışma da yine verimli ders çalışma teknikleri içinde yer alır. Yani 30 dakika olabilir, 40 dakika olabilir, 50 dakika olabilir. Bu da yine öğrencilerin hem algılama hem de kavrayış biçimlerine göre farklılık göstereceği için burada kendilerine uygun en uygun zaman dilimi neyse ona göre bir çalışma stili belirlemeleri ve bu çalışmalarından sonra mutlaka bir ara vermeleri. Bu aralarda da mutlaka hareket etmelerini öneriyoruz. Bu ara verme süreleri de aslında öğrenciden öğrenciye değişecektir. Mutlaka öğrencinin burada kendisini iyi bir şekilde gözlemlemesi gerekiyor. Ve son olarak çalıştığımız konuları, çalıştığımız dersleri belli aralıklarla tekrar etmek yine verimli ders çalışma için gerekli olan ilkelerimizden. Paraf yayınları. Hedefine paraf at.